Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde Kesik Köprü'deki olası bir faciaya davetiye çıkaran durumu ekranlarınıza getirmiş ve yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini hatırlatmıştık. Köprünün tablaları arasındaki açıklık köprüden geçenlerin yüreğini ağzına getiriyor, yine köprünün ayaklarındaki aşınma tehlike sinyalleri veriyordu. Buna bir de köprünün bariz bir şekilde sallanışı eklenince Zonguldak Çaycuma'da meydana gelen köprü faciası akıllara geliyordu. Bu manzarayı ekranlara taşıyan haberimizin ardından Karayolları 61. Şube Şefliği harekete geçerek köprüde onarım çalışmaları başlattı. İlk olarak köprünün tabloları arasındaki açıklığı demir ilavelerle kapatan Karayolları, köprünün ayaklarındaki aşınmayı engellemek için de taş ve moloz takviyesi yaptı. Köprünün bu onarımla normale döndüğü bilgisine yer veren Karayolları, 61. Şube Şefliği yatırım programında Kesik Köprü'nün yıkılıp yeniden inşa edilmesi, yani yeni bir köprü yapılması gibi bir çalışmanın olmadığını belirtti. Köprü bundan sonraki dönemlerde onarımı tamamlanmış haliyle hizmet verecek. Ancak dayanıklılığı tartışılır durumda olan köprüde onarım çalışmaları acaba yeterli olacak mı?